Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün geçtikçe iyileşmeye çalışıyorum ama bir yere kadar iyileşiyorum, sonra tekrarlıyor gibi, bilmiyorum. Herhangi birinizde var mı ama yani geçmek bilmeyen bir öksürük var, geçmek bilmeyen bir nezle grip var. Koca karı ilaçları denesek de geçirmeyin. Allah bütün hastalara şifa versin. Buradan da bütün takipçilerimize de selam olsun arkadaşlar. Ve transfer duyum haberlerine başlayalım. Çünkü bu sefer uçaklı uçaklı olması lazım. Evet, uçaklardan da anlayacağınız üzere direkt duyumlara başlıyoruz. İlk olarak Diego Rossi için çılgın teklif. İşte o rakam. Şimdi sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe haberleri başladı. Ben onu belirteyim. Transfer duyumları başladı. Onu da belirteyim. Hani tam zamanı o zaman. Hem Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de hem UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ve Fenerbahçe'de ne yaparsa yapsın istenmeyen bir adam var. Diego Rossi. Şimdi ben bile bazı ifadeleri kullanırken arkadaşlarım diyor ki Rossi kadar başına taş düşsün, bilmem ne yapsın. Yani arkadaşlar bu kadar cahil olmayın. Rossi'yi en çok savunan kişi benim. Siz bana bunu diyorsanız vay yavrum vay. Şimdi bir iddia ortaya atıldı. Jesus'un gözdelerindendi ama bir düşüş yaşadı. Gerek sakatlıktan dolayı gerek isteneni verememeden dolayı bir düşüş yaşadı. Ve Fenerbahçe'ye Rossi konusunda bir teklif geldiği iddiaları çıktı ortaya. Neydi o iddia? 8 milyon euroluk bir iddia. Takvimin haberine göre teknik direktör Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro teklif ettiği şeklinde. Ve Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği şeklinde. Ha burada hem futbolcuya güven hem biz bunun gibisini nerede buluruz anlayışı olabilir. Hepsi bir taraftan. Şimdi Flamengo Rossi'nin bir kere peşini bırakmıyor. Bak bu 8 milyon euro doğru değil. Ben onu söyleyeyim. Yani 8 milyon euroluk teklif yaptıkları doğru değil. Flamengo peşini bırakmıyor. O ayrı mesele. Ancak yani ederini bulmayan hiçbir teklife de satılmayacak. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe şu anda Rossi'yi satacağım dese 14 milyon euroluk bir beklenti içerisindeyiz arkadaşlar. 14 milyon euroluk. Ha kapıyı 12'den açan olursa oturur konuşuruz. Kapıyı 9 artı bonuslardan açan olursa oturur konuşuruz. Ama bilginiz olsun. Ya arkadaşlar bakın kör olmayın. Gözünüzü açın. Yani bir futbolcu geldiği zaman yaptığınız hareketi söylüyorum size. Bak geldiği anda bu çöp. Ondan sonra oturuyorsunuz duaya başlıyorsunuz. Futbolcu iyi gidiyor. Allah'ım ne olur kötü gitsin de benim lafım doğru çıksın millete laf sokayım amin diyorsunuz. Bak bunu yapıyorsunuz. Hocam ben böyle bir şey yapmıyorum. Yapıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Aranızda bunu yapanlar var. Ben Rossi'yi övüyorum mesela. İlk tökezlediğinde gelip ha birilerine göre de Rossi çok iyiydi diyen gerçekten bunlar angut. Gerçekten bunlar gerizekalı. Benim gözümde bunlar gerizekalı. Benim gözümde bunlar angut. Benim gözümde bunlar Fenerbahçe düşmanı. Ulan futbolcu bu. Anlık düşüş yaşar, anlık yükseliş yaşar. Futbolcu gelir hep kötü, hep kötü, hep kötü. Maçın birinde 5 gol birden atar çıkar dersin ki ulan çok iyi futbolcuymuş. Bu da gerizekalılık benim gözümde. Bak Rossi sinsi bir futbolcu. İyi bir futbolcu. Kaliteli bir futbolcu. En büyük sıkıntısı şu. Bitiricilik ve son topların kararını veremiyor. Osayi Rossi'den çok daha kötü. Bitiricilik ve son topların kararı konusunda. Ferdi Kadıoğlu da Osayi ile Rossi arasında son topların kararı konusunda. Ama bitiriciliği Rossi'den daha iyi. Böyle böyle sınıflayabilirim. Bak Serdar Dursun'un da bitiriciliği hepsinden daha iyi. Ama Serdar Dursun'un hani attığım her gol Puskas'a aday olsun mantığı var. O da onu geriye çekiyor. Ben Rossi için kaliteli topçu diyorum. Fizik gücünü yükseltmesi falan filan. Fenerbahçe sahada dayak yiyor. Bence hakemlerin adil olması lazım. Giderse pişman olursunuz. 7-8'e giderse.
14'ün üstüne gider mi? Gitmesi lazım. Eğer Uruguay'da bir kişi sakatlansaydı, Dünya Kupası kadrosunda yer alsaydı, ben eminim ki orada kaç dakika oynarsa oynasın yazın 10 artı teklifler gelirdi. Ha bu arada sinsi futbolcu demişken Rossi'nin transfer marketine bir girin bakın. 22 maça çıkmış. Hepsinde 90 dakika oynamamış tabi. 3 gol 7 asist. Bakın 3 gol 7 asist. Sorumu düzenliyorum. Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz ya? 3 gol 7 asist. Ve yıllık ücreti Süper Lig'deki 4 büyük takımın içerisindeki en az olan kanat oyuncusu. Hocam yok. Şeyinki de az. Kerem Aktürkoğlu'nunki de az. İşte Yunus Akgün'ünki de az. Hemen hemen Yunus'tan aynı alıyor. Yani sende bir böyle bir futbolcu var. Gönderebilirsen gönderirsin. Alabilirsen alabilirsin. Satabilirsen satabilirsin. Ama değersizleştirmeyin. Anlatabiliyor muyum? Bunu değersizleştirenlerin sıkıntısı burada zaten. Geçelim sıradaki habere. Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha. Şimdi Fenerbahçe'de João Pedro, Joshua King istenilen verimi veremedi diyor. Ya da sakatlıktan dolayı istenilen oyunu sergileyemediler. Ve hücum hattına transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Ve gündemde bir isim var. O isim gelirse Fenerbahçe'den Galatasaray'a ikinci Vedat Muriç'i yok. Üçüncü Vedat Muriç'i çalımı yapılmış olacak. Çünkü ilki Vedat'ta, ikincisi João Pedro'da oldu. Üçüncüsü nerede olacak? Hani Berisha'dan bir para gelmesi hedefleniyor. Ve Fenerbahçe hatırlarsınız birkaç sene önce Rize'de bir aslan var demelerinin üstünden gidip o aslana Fenerbahçe formasını giydirmişti ve o aslan iyi paraya gitmişti. Şimdi de hedefteki golcü Musa Dembele arkadaşlar. Musa Dembele konuşulan isim. Şimdi Dembele için de iki takımın da görüştüğü iddiaları var. Hangisini seçecek diyor. Hani Galatasaray oyuncunun menajerine İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi diyorlar. Böyle bir şey yok. Ona ben kefilim. Hani ne kadar da diğer takımların duyumlarını çok şey yapmasam da. Dembele'yi biz takipteyiz, gözetimdeyiz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ama biz kesinlikle takipteyiz. Kesinlikle bilginiz olsun. Şimdi hakemlerle ilgili de bir olay var ama ben onu burada değinmeyeceğim. Ya da değineyim kısaca. Şimdi hakem seçiminde kulüplere bonus verilsin falan filan diye. Şimdi TFF'nin bu sene uygulamaya koyduğu bazı işler var. TFF ve MHK'nın. Ve bu işlemler birçok soru işareti getiriyor. Mesela şimdi UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Eğitimi Danışmanı Hak Dallas, TFF 1. Lig yönetiminin VAR arayışına rağmen VAR standartlarının iyi olduğuna dair açıklama yapmış. Ve birçok kişi TFF 1. Lig'deki VAR'ı beğenmiyor. 2. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüpleri atama yaparken de davet edeceklerini belirtmiş. Hani hakem atamaları yaparken millet de diyor ki öyle olmaz, bir de joker hakem hakkı verilsin diyor. 3. Dünya Kupası arasındaki klasmanlar, Dünya Kupası arasında klasmanlar yapılacakmış. Yani Abdülkadir Bitigen, Mete Kalkavan VAR odasında görev alacak deniliyor. Ne diyorsunuz diyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Orta hakemlik en yüksek paraya sahip olmalı. VAR hakemliği düşük paraya sahip olmalı. Ve bunun kriteri şu olmalı. İlla FIFA, UEFA hakemi olmak zorunda değil. FIFA kokartı takmasan da hakem olabilirsin diyecek. Yeter ki çatır çatır hakkaniyetli yönet. Ben bizim ülkede hakemlerin hakkaniyetli yönettiğine inanmıyorum. 4. Kadir Sağlam ve Mert Güzengi genç jenerasyon hakemleri demişler. Hani bunlar da kötü performans sergilemiş kritik maçlarda. Niye böyle oldu diye. Ya arkadaşlar, Mert Güzengi 34 yaşında. Kadir Sağlam 37 yaşında. Yani genç hakem. Mesela Volkan Bayarslan 45 yaşında, biliyor musunuz? Ve 13 yıldır Süper Lig'de hakemlik yapıyor. Siz Volkan Bayarslan'ın yönettiği derbi hatırlıyor musunuz? Yani derbi atamaları da çok saçma. Ulan en iyi hakemlerinizi verin derbilere, büyük takım maçlarına. Yani güven aşılanmıyor. Maalesef bizde böyle bir sıkıntı var. Şimdi gelelim en önemli olaya. Cristiano Ronaldo olayına. 2 gündür, 3 gündür kafamı beynimi yediler. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlar Cristiano Ronaldo'ya Come to Turkey, işte Come to Fenerbahçe,
Come to Beşiktaş, hem sana tiner alırız, hem seninle gezeriz, Taksim'de eğleniriz, disco disco yaparız falan demişler. Fenerbahçe taraftarları da come to Fenerbahçe demişler. Jesus haliyle burada nereye gidiyorsun demiş. Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları var. Diyor ki Mustafa Hoca'yı takip etmeyenin Fenerbahçeliliğinden şüphe ederim demiş. Yok, gerçek değildir bu açıklama. Zannetmiyorum. Yani Fenerbahçeliliğinden şüphe ediyorum kısmından gerçek değildir. Yoksa kesinlikle beni takip etmelerini önermiştir. Şimdi iki kulüpte Manchester United'da sorun yaşayan, sosyal medyaya baktığınız zaman küçük Emrah gibi lanse edilen, işte onu herkes vurdu, gelen vurdu, giden vurdu, kardeşi Gülcan'la kocaya kaçtı falan. Ulan sosyal medyaya giriyorum, Ronaldo ağıtları, Ronaldo feryatları, zannedersin asgari ücretle çalışıyor, 3 tane çocuğu eğitim görüyor, evi kira, ev sahibi dırrık diyor ki kiranı 1500 liradan 6000 liraya çıkarttım diyor da biz sanki bunun durumunu tartışıyoruz. Ulan arkadaşlar, bir etrafınıza bir bakın. Bir etrafınıza, bir ülke içine bir bakın. Bir genele bir bakın. Derdiniz Fenerbahçe olmuş. Derdiniz Galatasaray olmuş. Derdiniz başka bir şey olmuş. Ulan millet birbirini kemirir duruma gelmiş. Hiç mi görmüyorsunuz? Ya millet birbirini kemirir duruma gelmiş. Bak ben bunu hani siyasi bir cümle olarak falan söylemiyorum. Ben bunu gerçeklerden bahsetmek için söylüyorum. Ya millet birbirini kemirir duruma gelmiş. Gözünüzü seveyim, bunlara bir bakın ya. Derdiniz şey olmuş. Vay, görüyor musun işte Ronaldo şöyle oldu, böyle oldu. Da size ne Ronaldo'dan ya? Gözünüzü seveyim, size ne Ronaldo'dan arkadaşlar, etmeyin eylemeyin. Ne garibanlar var bu ülkede, ne şeyler var. Ha, Ronaldo Fenerbahçe'ye gelir mi? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Şu bizim kanal abone sayısı 27 bin gözüküyor değil mi? Ben haftalardır, yani haftalar dedi, günlerdir diyorum ki arkadaşlar birkaç kişi daha abone. Lütfen 5-10 kişi daha abone olsun. 27 bin 100 olalım falan. Çok amiyane tabirle soruyorum. Yarın buranın 270 bin olma ihtimali var mı? Yok. Hocam niye öyle diyorsun? Bir videom viral olur, sosyal medya fenomenlerinden biri paylaşır, der ki abone olun bu kardeşimizi, gene olmazlar. Bizim insanımız, bizim toplumumuz teşekkürden aciz. Bizim toplumumuzun en büyük sıkıntısı bu. Restorana gidersin, lokantaya gidersin, dürümcüye gidersin, çiğ köfteciye gidersin. Beğenirsin, beğendiğini söylemezsin, adam şımarır diye. Söylersin, o da gerçekten şımarır. İyi insanlar acaba niye yapıyor? Amacı ne? Nasıl bir emeli var? Ya bir film izledim mesela, Karınca diye bir film izledim. Çok saçma gelebilir ama özüne baktığın zaman adam çok iyi bir insan. Hani yardımda bulunuyor ama adamın başına baya belalar falan açılıyor. Yani saçma gelebilir. IMDb puanı 2.5 falan ama saçma gelebilir, ama oradaki şey şu: iyi insanlara maalesef bizde kıymet verilmiyor. Bizim ülkede de böyle. İyi insanlara kıymet verilmiyor ve o yüzden de ülke gittikçe aşağı çöküyor. Ronaldo olayıyla ne alakası var hocam? Şöyle bir alakası var. Ali Koçbaş'a geldi. Dedi ki ben borçları düşüreceğim. Adamın her yaptığı hamlede çıktılar, dediler ki bilmem FETÖ'cü mü, bilmem de HDP'li mi, bilmem BTP'li mi, bilmem işte Siyonist mi, Sabetayist mi, bilmem şucu mu, bucu mu falan filan. Lan adam ne yapsa bir suç oldu. Ne yapsa suç. Euro'yu 8'den gitti, TL'yi bozdurdu. Aha, gerizekalıya bak dediler ya. Euro o kadar değil, 8'den bozdurdu. Euro 18 oldu. Bu sefer diyorlar ki bak adam Euro'nun artacağını biliyormuş, dış güçlerle çalışıyor. Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Hakemleri ayarladılar. Hakemler Fener'den yana. Ya gerçekten bak. Hani söyleyene bakıyorsun adam mı diye, söze bakıyorsun söz mü diye. Ya öyle bir karmaşanın içerisindesiniz ki. Galatasaraylı arkadaşlarıma diyorum ki dininizin üstüne yemin edin, Kur'an'a el basın. Deyin ki Fener ligi organize ediyor. Yemin ediyorlar ligi organize ediyor. Diyorum ki bre gerizekalı, ligi organize ediyorsa şampiyon Fener olması gerekmiyor mu? Olsun, organize ediyor ama o şampiyon olamıyor. Yani kadın doğum yapmış ama anne sayılmıyor. Baba sayılacak. Enişte sayılacak. Doğumu yapmış, çocuğu dünyaya gelmiş ama ona kimse anne demesin, enişte desin diyorlar. Bu zeka, bu kapasiteyle Ronaldo, çok bekleyin gelir Ronaldo. Çok bekleyin. Çok bekleyin. 30-34 yaşında yaşlı şeyler, söğüşçüler gelir. Söğüşlerler. Bunlar da bir maçlık, iki maçlık performansıyla ooo süper transfer çalımı. Gördük çalımı. Ne Weghorst Beşiktaş'a yaradı, ne Maxi Gomez Trabzon'a yaradı, ne Seferovic Galatasaray'a yaradı, ne Cao Pedro Fenerbahçe'ye yaradı. Şu
S yarışından vazgeçmediğimiz müddetçe hiçbir şey bize yaramayacak. Ya Ronaldo mesaj yağmuruna tutulmuş. Come to Beşiktaş, come to Fenerbahçe. He. Zaten transferi ne yapıyor? Come to yazdığınız zaman oluyor. Ama hocam Beşiktaş zamanında bunu yaptı. Bunu yaptığı için şu anda borç batağında. Hareket edemiyor, kıpırdayamıyorlar. Ama hocam Fenerbahçe de yaptı. Yaptı. Şu an en çok borç kimde var? Ya şunlardan bir çıkın artık, çıkın. Biz artık 3. sınıf bir dünya ülkesiyiz futbolda. 3. sınıfta değil, 4. sınıfız, 4. sınıf. Bizim yerimiz UEFA Konferans Ligi. En büyük takımımızlar, en büyük takımlarımızın gideceği yer Konferans Ligi. Yok efendim, şöyle UEFA Kupası'na, Fenerbahçe taraftarına da hayretler içerisine bakıyorum. Fenerbahçe UEFA Kupası'nı alacakmış ama şu gelmesin, bu gelmesin, şu gelmesin. He. Manchester United gelsin ama sahaya 7 kişiyle çıksın da bir kişi kırmızı görsün, hükmen 3-0 galip gelelim. Ulan bu zihniyetin bir şey kazanmasına gerek yok. Yok. Cristiano Ronaldo için tekrar tekrar söylüyorum. Bak, Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı? Tabii ki var. %100 gelebilir. Nasıl gelebilir? Şu anki aldığı ücretin onda birine imza atmak koşuluyla. %100 Fenerbahçe'de o zaman. Bak, bu şartlar olursa %100 Fenerbahçe'de. %100 bak, yani %10 bile değil, %100. Bu dediğim olursa, şu anki aldığı paranın %10'una okey derse %100 Fenerbahçe'de. Ya gelmezse ben intihar ederim, o kadar eminim. Yalansa yalan deyin. Ya zannediyor ki taraftarlar, Beşiktaş taraftarı, Galatasaray taraftarı, Weghorst var ya, he, hayrına geldi oynuyor. Bedava oynuyor. Tabii. Lan yıllık 4 alıyor diyorum. Hayrına oynuyor ya. Babasının hayrına oynuyor Weghorst. Dellali mesela. Bedava geldi. Tabii. Bedava oynuyor. Vallahi mi? Icardi 700 bin euro alıyor. Kim alıyor? Icardi 700 bin euro alıyor. Vallahi. Menajeri ne kadar alıyor? 5 alıyor. Olsun. Biz onu yansıtmadık. Fener'e gelince siz gerizekalılar Mesut'a 3 verdiğine inanıyor musunuz? 3'e inanıyorsanız gerizekalısınız. 10 veriyorlar. 7 el altından oluyor. Icardi'ye gelince gerizekalı diyen arkadaşlar diyorlar ki biz maksimum gerizekalıyız diyorlar. O seviyeye çıktık diyorlar. Yani salak ötesi salağız diyorlar. Onu kabul ediyorlar. Ya şu hayal dünyasından bir uyanın. Birisi camınıza bir tık 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 yapsın da bir kendinize gelin. Bir gerçeklerle yüzleşin. 1 euronun yaklaşık 20 TL ettiğini görün. Ya ne Ronaldo Fener'e gelir, ne Beşiktaş'a gelir, ne Türkiye sınırına gelir. Hocam 39 yaşında, isterse 50 yaşında olsun. Bu zihniyet sürdükçe gelmez. Eskiden nasıl geliyordu? Euro 2 liraydı, 2,5 liraydı. 2,5 katıydı. Ya sen bir maç bileti satıyorsun bugün. 250 TL'ye kaç euro yapıyor? Kusuruma bakmayın ama arkadaşlar. Lütfen uyanın. Mesela bak, Arda Güler ve bonservis gerçekleri transfer yasağına çözüm paketi. Ben bu habere de ayar oluyorum. Niye? Bu haberde anlatılmak istenen şey şu. Hani 3 yılda piyasa değeri Arda Güler'in 1268 kat artmış. 193 milyon liraya çıkmış. %20'lik hissesi Gençler Birliği'nde ve Fenerbahçe bunu almakta kararlı. Okey. 2019'da Gençler Birliği'nden transfer etti Arda Güler'i. Bak, buraya kadar her şey çok güzel. Müthiş anlatıyor. Evet. Ancak Arda'nın sonraki satıştan %20 pay maddesini almak için de görüşmelerini sürdürüyor demiş. 3 yıl önce 150 bin TL, sonraki satıştan pay karşılığı, 17 yaşındaki futbolcu şimdi 10 milyon euroya ulaşmış durumda piyasa değeri. Ve başkanlara açıklık getirmişti. Şimdi Arda Güler milli takım kampında. Arda Güler'le ilgili işte Stefan Kuntz falan filan şöyle diyor böyle diyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Stefan Kuntz'u kimse tınlamıyor, farkında mısınız? Bu maçtan sonra da gidecek gibi geliyor. Hani öyle söylentiler, duyumlar var ama milli takıma çok karışmak istemiyorum. Ben şunu söyleyeyim size. Arda Güler'in bonservis gerçeği şu arkadaşlar. Sonraki satıştan %20 pay maddesini düşürmek için evet baya baya uğraşıyoruz. Evet, Ali Koç Gençler Birliği Başkanı'ndan konuşuyor. Biz oraya paket hazırlıyoruz. Benim rahatsız olduğum olay şu. Ya Gençler Birliği'ni koruyup kurtarmak bize mi düştü? Süper Lig'deyken yaptıkları malum. Galatasaray'a karşı yaptıkları malum. Mesela bir Talyan Antalyalı olayı. Bir bakın arkadaşlar.
Ya Galatasaray'ın birçok transferinde hep sıkıntı var. Ama kimse üstüne düşmüyor. Aynısını Fener yapsa kıyameti koparacaklar. Ya Oğulcan Çağlayan mesela. Madem transfer şikesi var, madem ayartılı, kulübü küme düşürün. Yok, düşüremeyiz. Niye? İyi. Niye? Şimdi para yerler. İyi, öyle diye diye yıllardır kulüpler ne halde? Birileri Fener şike yapıyor falan filan. Yorumlarda görüyorum, Fener şike yapmış. O gerizekalı arkadaşlara soruyorum. 8 senedir neyin şikesini yaptı da bu takım 0 kupa aldı? Ya bir maçta şike yapılır. Nasıl yapılır? Son maça kalırsın. Dersin ki al ulan para. Siz bize bu maçı kaybedin yeter. Bir şey istemiyoruz, başka bir şey. Kulüp başkanları zaten seve seve yapar. Seve seve yapar. Şu anda herkes dar boğazda. Mesela sen Cagney'i alırsın, oraya yazdırırsın. Şampiyon olursak şu kadar milyon euro para diye. Adam da gider sana o maçı satar. Sen de gidersin şampiyon olursun. Gider sezonun sonunda para bayılırsın. Bu şık yani, buna bir şey diyemem. Bu olur. Bu tip şeyler olur. Gerçi bu tip şeyler, benzer şeyler olur. Neyse. Yani demek istediğim şey şu. Elinizde somut bir veri olmaktan sonra istediğiniz kadar konuşun. İstediğiniz kadar. Ben şunu söyleyeyim. Bu ülkede futbol gelişmiyor. Gelişmez de. Bir sene seni şampiyon yapalım. Sonraki sene seni şampiyon yapalım. Dendiği müddetçe gelişmez. Bırakın hakemler adil yönetsin. Adil yönetsin. Fener her maçta 5 tane atsın. Yazın Galatasaray'da deprem yaşanır. Beşiktaş'ta deprem yaşanır. Trabzon'da deprem yaşanır. Seneye de Fener şampiyon olur. Üçüncü senede Fener şampiyon olur. Dördüncü sene ne olur biliyor musunuz? Galatasaray'dan Elif Elmaslar çıkmaya başlar. Beşiktaş'tan Elif Elmaslar, Vedatlar çıkmaya başlar. Trabzon'dan Elif Elmaslar, Kim Minji'ler çıkmaya başlar. 10. sene ne olur biliyor musunuz? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilci sayımız belki 3'e 4'e yükselir. Bak, potansiyelli bir ülkeyiz. Futbol tutkusuyla yaşayan bir ülkeyiz. Ama kayırmada, kollamada üstüne olmayan bir ülkeyiz. Ben Türkiye'deki futbolun bir tiyatrodan ibaret olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Katılmak zorunda değilsiniz. Bize tiyatro izletiyorlar. Kim iyi? Fener iyi. Fener şampiyon olsun mu? Olmasın. O zaman yoluna taş koyalım. Ben size şunu söyleyeyim mi? Şunu harbi harbi söyleyeyim. Hakemlerden, bak, hakemler öyle bir kollasın. Rakipler öyle bir yatsın. Barcelona Marcelona dersiniz takıma. Avrupa'ya gider, delik deşik olur. Sıfır çeker gelir. Mesela Beşiktaş şampiyon oldu en son. Ya da yapıldı. Avrupa'da ne yaptı arkadaşlar? Sıfır çekti geldi. Biz bunu anlattığımız zaman dediler ki siz Beşiktaş'ı kıskanıyorsunuz. Ya sürekli Sergen Yalçın'ın el sürekli böyleydi. Martı mı izliyoruz, Sergen Yalçın'ı mı izliyoruz anlamıyorduk. Sürekli el böyleydi. Hiçbir harekete kırmızı yoktu. Hiçbir şeye kırmızı yoktu. Gördük. Milli takım. Ulan Fenerbahçeli topçuların ayağına bakan milli takıma dönüştü. Ferdi oyundan çıkıyor, takım komple çöküyor. İrfan Can takımı hareketlendirmeye çalışıyor. Ya İsmail falan filan, o ne zaman şey yapacak? Yok. Galatasaray'dan bir kişi gidiyor, Kerem Aktürkoğlu. O da 10 dakika oynamış, sakatlanmış diye açıklama yapıyorlar. Ya etmeyin eylemeyin. Siz de biliyorsunuz. Siz de farkındasınız da itiraf edemiyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Bu ülkedeki futbola adalet gelmediği müddetçe Ronaldo gelmez. Ronaldo'lar gelmez. Bruno Fernandes'ler gelmez. Nathan Eyler, şunlar bunlar, hiçbiri gelmez. Yani piyasa değeri 30-35 milyon euro olan futbolcudan hiçbiri gelmez. Ve buradan millet kaçma derdine düşer. Ne şekilde düzelir biliyor musun adalet? Avrupa Birliği'ne anlaşma yaparsın. Avrupa Birliği futbolcuları senin ülkende Türk statüsünde sayılır. Senin Türk futbolcuların Avrupa'da da Avrupa Birliği statüsünde sayılır. Bak bakalım nasıl ilerleme gerçekleşiyor. Ama federasyonun derdi bu değil. Federasyonun derdi aman Fener şampiyon olmasın da kim olursa olsun. Galatasaraylıların derdi aman Fener şampiyon olmasın da kim olursa olsun. Beşiktaşlıların derdi aman Fener olmasın da kim. Diğerlerinin derdi aman Fener olmasın da. Fener kadar başınıza taş düşsün. Zaten taşın altında da kaldığınızda haberiniz yok. İnşallah anlarsınız. Görüşmek üzere.